Sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Ben ve genç arkadaşlarımla birlikte sizlere Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i bugün 14. program olmak üzere anlatmaya, onun sevgi ve muhabbetini gönüllerimize iyi bir şekilde zaten yerleşmiş olan peygamber sevgimizi daha kuvvetli bir şekilde yerleştirmek için elimizden gelen gayreti göstererek arkadaşlarımla birlikte ahiret sermayemizi artırmaya gayret ediyoruz. Kıymetli seyirciler, değerli dostlar, bugünkü programımızda Hz. Peygamber ve vesselam Efendimizin sözlerindeki ve eylemlerindeki uyumdan bahsedeceğiz. Yani ve vesselam Efendimizin ağzından çıkan sözlerle hayata koymuş olduğu, uygulamış olduğu, pratize etmiş olduğu eylemler arasındaki uyumdan, insicamdan bahsetmek suretiyle onun hayatının ne kadar bütünleşik, kendi içerisinde uyumlu olduğunu sizlere göstermeye gayret edeceğiz. Biz her programda olduğu gibi bir tahtamız var. Bu tahtamıza bizim anlatacak olduğumuz konuların özetini Safa kardeşimize yazdırıyoruz. Safa kardeşimiz yine bu konuyu başlığı tahtaya yazacak. Safa'cığım bugün bizim başlığımız anlattığı ile yaptığı tam uyumlu olan peygambere selam olsun. Anlattığı ile yaptığı tam uyumlu olan peygambere selam olsun. Safa kardeşim yazmayı sürdürürken biz sohbetimize başlayalım. Az seyirciler, değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin biz Müslümanlar için ne ifade ettiği hususunda yaklaşık olarak 7 sayfa ayetler malzumesi olduğunu görüyoruz. Ben bugünkü konuşmama iki ayet-i kerimeyi sizlere arz etmek suretiyle başlamak istiyorum. Bismillah birinci ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Hasenetun حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمِ ve وَذَكَرَ اللّٰهَ Bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah Teala'nın bizlere şöyle buyurduğunu görüyoruz. Allah Resulü'nde sizler için mutlak anlamda bir örneklik vardır. Bu örneklik kim için? Allah'ı anan ve ahiret gününe iman edenler için. Bu çok önemli. Allah'ı ana yani yani ona iman eden bununla birlikte ahiret beklentisi olan insanlar için Allah Resulü'nde mutlak bir örneklik vardır. Bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman aziz kardeşlerim, değerli seyirciler, ayet-i kerime Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin örnekliğini belli bir zaman dilimiyle sınırlandırmıyor. Yani Allah ayet-i kerimede Hz. Muhammed aleyhisselam hayatta olduğu iç sürece sizin için bir örnektir. Ama aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra bu örnekliği hem sahabiler için hem de peygamber aleyhisselamdan sonra gelecek olan Müslümanlar için sonlanmıştır babında bir ifade burada söz konusu değil. Rabbimiz bu buyruğunu kesin, değişmez, sabit ve bütün Müslümanlar, bütün çağlar boyunca bağlayan bir ifade olarak bizlere arz ediyor. Bunun ne ifade ettiğini birazdan inşallah açıklamaya gayret edeceğim. İkinci ayet-i kerimede hepinizin bilmiş olduğu ve inneke la'ala hulukun azim. Sen şüphesiz çok yüce bir ahlak üzeresin. Şimdi bu ayet-i kerimenin anlamı da az önceki arz etmeye gayret ettiğim ayet-i kerime gibi Peygamber Aleyhisselam'ın çok yüksek bir ahlaki meziyete sahip olduğu ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a Allah'ın sen çok yüce bir ahlak üzeresin buyurması esasında onun ahlaki açıdan hepimizin fevkinde olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla zaten çok yukarıda olduğu için Hazreti Peygamber Aleyhisselam ahlaki açıdan Allah onu bizim önümüze örnek olarak koymuştur. Şimdi bu ve benzeri ayet-i kerimelere baktığımız zaman aziz kardeşlerim, bu ayet-i kerimeler daha önceki programlarda da bir yerde buna değinmiştim. Bu ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de var olmaya devam ediyor. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak şunu diyoruz. Allah Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı Nasıl ki ashabı için örnek, rehber peşinden gidilmesi gereken bir kılavuz olarak belirlemiş ise bizim için de bu hükümler geçerlidir. Yani biz şunu diyemeyiz bir Müslüman olarak. Peygamber öldü, nübüvvet makamı kapandı. Onun için bizim için bir rehberlik bağlantısı söz konusu değildir. Bunu dememiz asla mümkün değildir. Bunu dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet-i kerimeleri hükümsüz hale getirmiş oluruz. Affedersiniz Allah'ın buyruklarını kale almamış oluruz. Bu bir Müslümanın tahayyül edeceği, düşünebileceği bir şey değildir. Dolayısıyla aziz kardeşlerim biz aynı zamanda bu ayet-i kerimelerden ve benzerlerinden şöyle bir sonuç ortaya çıkarıyoruz. Aziz kardeşlerim Hz. Peygamber aleyhisselamın hayatına baktığımız zaman Peygamber aleyhisselamın çok çileli bir ömür sarf ettiğini görüyoruz. Bakın Allah onu bizim önümüze örnek olarak koyuyor. Ama bunun yanında biz Aleyhisselam'ın hayatına baktığımız zaman, baktığımız zaman gerçekten bir insanın çekebileceği, yani karşı karşıya gelebileceği, maruz kalabileceği bütün sıkıntıları Peygamber Aleyhisselam'ın çektiğini adeta görüyoruz. Çocuklarını kaybetmesinden tutunda, da anne babasını küçük yaşlarda kaybetmesine varıncaya kadar memleketinden sürülmesi de buna dahil olmak üzere sonrasında da karşılaşmış olduğu durumlara baktığımız zaman şunu diyoruz biz. Dememiz gerekiyor. Allah Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı bizim önümüze örnek olarak koydu. Tamam, koydu. Ama diğer taraftan da Peygamber Aleyhisselam pek çok sıkıntıya maruz kaldı ve bütün bu sıkıntılar yanında Allah Peygamber Aleyhisselam'ı bizim önümüze örnek olarak koyuyor. Bunun sonucu nedir biliyor musunuz? Bunun sonucu şudur. Hiçbir Müslüman şunu diyemez. Hazreti Peygamber Aleyhisselam çok rahat bir hayat sürdü. Hiçbir sıkıntı çekmedi. Tam tersi. Hazreti Peygamber çok büyük çileli bir hayat yaşadı. Yaşamış olduğu bu çileli hayata rağmen Allah Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı bizim önümüze örnek olarak koydu. Bakınız aziz kardeşlerim, değerli seyirciler. Burada gözümüzden kaçmaması gereken ince bir nokta var. Nedir o da şudur. Peygamber Aleyhisselam bir melek değildir. Niye bu önemli bizim için? Peygamber Aleyhisselam o kadar sıkıntıyı, o kadar çileyi çekmesine rağmen Allah'ın istemiş olduğu, Allah'ın kendisine belirlemiş olduğu bu çizginin dışına çıkmış değil peygamberimiz. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak şunu diyoruz. Hazreti Peygamber o kadar büyük çileye çekmesine rağmen, o kadar sıkıntılara katlanmasına rağmen Allah onu bizim önümüze örnek olarak koymuştur. Biz şunu diyemeyiz. Peygamber Aleyhisselam çok rahat bir hayat sürdü. Hiçbir sıkıntı çekmedi. Dolayısıyla onun için hava hoş. Biz ama onun gibi değiliz. Bunu deme imkanına sahip değiliz. Tam tersine Allah Resulü'nü Rabbimiz o kadar büyük sıkıntılar içerisinde bizim önümüze örnek olarak koymak suretiyle esasında peygamberimizin büyüklüğünü bir açıdan gösterdiği gibi arkadaşlar. Yani bütün o sıkıntılara katlanma yanında peygamberimiz asla Allah'ın kendisini çizmiş olduğu çizgiden taviz sizin bir kulluk ortaya sergilemekte ve bu bizim için örneklik teşkil etmektedir. Dolayısıyla Peygam burada bizim için çok büyük bir hikmet söz konusudur. Buyur. Burada eee yani bir şey geldi aklıma da Peygamber Efendimizin hani yaşantısının siz dediğiniz gibi başından sonuna kadar biz örnek alıyoruz ve o çağdaki sıkıntıları Peygamber Efendimize Allahu Teala'nın imtihan etmesini göz önünde bulundurduğumuzda yani bu örnekliğin tüm çağlara hitap ettiğini ve evrensel bir örneklik olduğunu da yani insanlığı açısından peygamber efendimizin yaşantısını da göz önünde bulundurursak hani bu da önemli bir detay tüm çağlara ve e, tüm insanlara hitap etmesi e, bizim açımızdan da önemli yani Hocam Yakuba ek olarak Hani dedi ya bütün çağlara hitap ediyor. Aynı zamanda Ahsap suresinde de hani bir ayet var. En sonunda diyor ki Resulullah en güzel örnektir. Yani buradaki en güzel örnek o zaman hem sizin anlatımlarınızdan hem Yakup'un söylediklerinden sadece hayır yolda ve e, rahat yaşantıda değil veya sadece e, Allah'a nasıl kulluk edileceğinde değil. Bütün dünya hayatında da aslında görebileceğimiz en güzel örnek. İyi günde, kötü Kesinlikle. günde, İyi her gün. türlü imtihanda. Rabbimiz Eyvallah. ne yaparsa arkadaşlar, Rabbimiz ne yaparsa onda mutlaka bir hikmet Vardır. Vardır. Değil mi? Allah, Hazreti Peygamber keyif için iş olsun diye bir son peygamber olarak seçmedi. Evet. Değil mi? Tabi. Bize mi? düşen şey bunu anlamaya çalışmaktır. İnşallah. Sevgili seyirciler, değerli kardeşlerim şimdi Hazreti Peygamber aleyhisselamın biz sözleri ve fiilleri arasındaki uyumdan bahsediyoruz bugün. Şimdi bizim yapacak olduğumuz bir şey var. Bu noktada nedir? Hazreti Peygamber aleyhisselamın İslam öncesi hayatına bakmamız lazım. Biz buna baktığımız zaman, Peygamberimizin İslam öncesi hayatına baktığımız zaman az seyirciler Mekke'deki yaşantıyı şöyle bir göz önüne getirelim. Zinanın, içkinin, işte haram fiiliyatın, aklınıza neler gelebiliyorsa bunların hemen hemen hepsinin Mekke toplumunda işlendiğini hepimiz biliyoruz. Bunlar bütün tarih kitapları kaydetmektedirler. Evet. Şimdi eskiden bir sözü var, İlimde ağır olmaz, ağır eden berhudar olmaz. Ben şimdi bu çerçevede Hz. Peygamber aleyhisselamın nübüvvet öncesi yaşantısına baktığım zaman aziz kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselam'ın İslam sonrasındaki yaşantını yaşantısını tekzip eden, Peygamber Aleyhisselam'ı adeta ikileme düşüren bir örnek Peygamberimizin hayatında bulmamız söz konusu Değil. değildir. Yani şunu diyemeyiz aziz seyirciler. Peygamber Aleyhisselam işte Kur'an-ı Kerim'de içkiyi, zinayı, fuhşiyatı yasaklayan ayet-i kerimeler var. Peygamber aleyhisselam da affedersiniz Bunlar İslam öncesinde işlemekteydi. Ayetler gelince peygamber de Allah'ın buyruğuna uymak suretiyle bu kötülüklerden, fenalıklardan uzaklaştı diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Çünkü Peygamber aleyhisselam hayatında İslam öncesi yaşantısında da aziz kardeşlerin böyle bir şey söz konusu değil. Biz bunu bir şeyle isimlendiriyoruz. Peygamber aleyhisselam böyle günahlardan uzak olmasına bir i̇smet. isim ismet İsmet. Ne demek İsmet? Günahlardan uzak olmak. Heh. Hz. Peygamber aleyhisselam aziz kardeşlerim bu şekilde insanların işlemiş oldukları yanlış fiillerden hayatının bütün kısmında İslam öncesine dahil olmak üzere çocukluğundan itibaren bunların tamamından uzaktır. Bakın işlem itibaren böyle inanç noktasında baktığımız zaman Peygamber aleyhisselam biz hangi inançta görüyoruz İslam öncesinde buna bir isim hanif, veriliyor. Hanif. Ne demek Hanif? Ee, Hz. İbrahim'den e beri gelen inanıştı yani. Heh. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında Aziz kardeşim Hazreti Peygamber Aleyhisselam hayatında İslam öncesinde de putlara tapma kesinlikle söz konusu değildi. Değil. Olsa zaten söylerdi hocam bunu. Sen de önceden işte putlara tapıyordun. Sen şimdi gelip bize Allahu Teala inanmamızı mı söylüyorsun diye ilk ilahi il 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 itiraz ederlerdi hocam. Çok güzel. Hocam İsmet güzel. var dedik ya. E, evet. Zelle kavramını burada nasıl değerlendiririz? Belki ona bu sohbete değme imkanımız olabilirim bilemiyorum. Hazreti Peygamber Aleyhisselam böyle küçük bize göre bizim kendi yaşantımıza göre, bizim yaptığımız fiillere göre hiç de hata sayılmayacak ufak tefek minik şeyleri var. Zelle Türkçe'de zaten kullanılıyor. Yani böyle ufak minicik, göze gelmeyecek olan şeylerdir. Evet. Ama Hz. Peygamber aleyhisselamın öyle bir makamı var ki Allah o zelleler, o minicik şeyleri bile iğne ucu gibi olan şeyleri bile Peygamber aleyhisselamın makamını uygun görmediğinden dolayı bunları 13 yerde Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ne yapıyor? Uyarıyor. İkaz edip uyarıyor. Peygamberinin çok daha güzel ve mükemmel olmasını istiyor. Evet. Hocam şimdi e, ahlakındaki azimden, azametten, fevkalalilikten bahsettiniz. Sadece Müslüman cemaati yani ümmeti Muhammed'de değil de baktığımız zaman müsteşriklerde Hazreti Peygamber'in hayatından bir evet. kusur arama var. Yani bunu bulamıyorlar. İstedikleri kadar arasınlar. Evet. Yani Hazreti Peygamber evrensel olarak bize örnek olduğu gibi onlar için de evrensel olarak bir düşman. İstedikleri kadar arasalar da bulamıyorlar. Bu bize nübüvvetin bir delaleti değil midir? Valla çok güzel bir şey yakaladın Rifai. Yozgat'ta olduğunu söyleyeyim mi? Erzincan yani. hocam. Erzincanlı mıydı? Hocam lütfen. Hocam Yozgat'tan da bağ var yani inkar etmesin şimdi. Yozgat'ta Erzincan arasında da baya 4-5 saat var hocam. Sivas var evet. evet. Evet, evet. <laughs> bir tarafı Yozgat'ta <laughs> hocam. Neyse bir iltifat edecektik ama geri alıyorum onu evet. Bana el hocam. Çok güzel bir şey söyledi Rifai, sağ olsun dedi ki Müsteşrikler dedi az seyirciler. Hz. Peygamber Aleyhisselam hayatını en az bizim kadar didik didik etmişlerdir. Bunu inanın. Bunu bilin. Yani İslam düşmanı olan veya İslam'a düşman olmasa bile kendince bu İslam'ın durumunu ortaya koyma çabasında olan insanlar Peygamber Aleyhisselam hayatını didik didik etmişlerdir. Didik didik ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yanlışını bulmaya çalışmışlardır ama maalesef ellerine bir şey geçememiştir. Ebu Güdde Hoca vardı, 1997 yılında rahmetli olduğu çok büyük Allah bir eylesin. hadis bilginidir. O şöyle diyor, diyor ki her bir münafık diyor, her bir İslam düşmanı, her bir müsteşrik diyor. Bunlar Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını inceden inceye tetkik ettiler. Bir şey ortaya çıkarabilmek ve Peygamber aleyhisselamın Peygamber olmadığını millete göstermek için ama Allah, Allah he, şey mi diyor hocam? ama Allah onları sonunda rezil rüsva etmiştir. Ortaya koyabildikleri hiçbir şey yoktur. Şunu yapmışlardır. Bunu da söyleyelim. Çarpıtma yapmışlardır. Eyvallah. Yani görmüş oldukları rivayetleri kendi zihin dünyalarına göre, kendi kodlarına göre insanların zihinlerini iva etmek için, karıştırmak için, teşviş etmek için bunlar kullanmaya gayret etmişlerdir ama Allah'ın bu dini koruyan her zaman neler var? <laughs> muhafızları kullanıyor. <laughs> Peygamberlere varis alimleri var. Bu dinin muhafızları var ya her dönemde bu Allah'ın dinini koruyan Müslümanlar var. Hocam vallahu hayrul makirin yani Allah. Demek ki ruhu Allah. Vallahu hayrul makirin. Evet. Onlar efendimize hocam ya tuzak kuruyorlar. Ama o tuzak kurarken İslam'a hizmet etmiş oluyorlar hocam. Peygamberimizin nübüvetini nübüvvetini doğruluyorlar hocam yani. Abdülbaki sen çok güzel bir şey tespit ettin. Belki farkında olmadan tespit ettin ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu anlamak için elimizde çok argümanlar var ama şimdi söyleyeceğim iki tanesi çok önemli. Peygamberimizin aziz seyirciler peygamber olduğunu anlamak için temel iki argümandan bir tanesi müsteşriklerdir. İkincisi de sahabilerdir. Evet. Niye müsteşriklerdir? Az önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi. Yani bu adamlar veya kadınlar, bunlar uğraştılar uğraştılar Peygamber Aleyhisselam'la ilgili bir eksiklik, bir kusur ortaya bu, çıkarmak, koymak için kendilerince İslam'ın hak din olmadığını göstermek için çabalar sarf ettiler. Ama elde var sıfır. sıfır. Dolayısıyla hiçbir şey aramanıza gerek yok. Bu müsteşriklerin çabalarını böyle tabi tersten yaklaşmalarına rağmen biz de tersten baktığımız zaman ulaştıkları sonuçlara ortaya öyle güzel bir sonuç çıkıyor ki bizi memnun eden Hz. Peygamber aleyhisselamın son elçi olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Bu bir. İkinci olarak Hz. Peygamber aleyhisselamın son elçi olduğunu anlamak için bizim temel dayanağımız sahabelerdir. Sahabelerdir. Sahabelerin Peygamber aleyhisselamla ilgili anlattıkları, az seyirciler, Peygamber Aleyhisselam yanında bulunuşları, sonra ondan sonra aktardıkları şeyler. Şöyle düşünelim. Bu sahabilerin hepsi bizim gibi zeki insanlar, akıllı insanlar değil mi? Evet, evet. Hepsi akıl taşıyorlar. Önceden de hatta müşriklerdi. Müşriklerdi. Sonraki İslam'ın gelmesinden sonraki süreçte bu dinlerini bıraktılar. Bu insanlar neye göre? Akıllarını çalıştırmak suretiyle Peygamber Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu bu insanlar anladılar. Hatta düşünelim aziz kardeşlerim, değerli seyirciler. Yani o zamanki Suudi Arabistan nüfusuna göre Peygamber Aleyhisselam'ın veda hacındaki Müslümanların sayısının 120 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Yani 120 bin tane insan, 120 bin tane beyin demektir. Bu da bize neyi gösteriyor? Asabın değerli seyirciler, asabın Peygamber Aleyhisselamla ilgili yaşantıları, onun üzerinde gördükleri, müşahede ettikleri şeyler, Peygamber Aleyhisselam'ın ağzından duyup belledikleri hususlar, bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman sahabenin peygamberle ilgili aleyhisselamla ilgili olan tespitleri ona yönelik duyguları esasında peygamber aleyhisselamın son elçi olduğunu bir insan gözüyle bakın Kur'an-ı Kerim'den bahsetmiyorum şu anda bir insan gözüyle anlamamız için bize esasında yeterli olabilecek bir durum arz etmektedir. Ayrıca ben şunu söyleyeyim aziz kardeşlerim bakınız biz burada Hz. Peygamber'in söz ve fiillerindeki neden bahsediyoruz? Konu neydi? Uyuyor gibi evet, duruyorsun, tamam. o yüzden soruyorum sana. Evet. Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın söz ve fiillerindeki uyumlarından bahsediyoruz. Şöyle bir ifade kullanacağım. Bakınız, aziz seyirciler, değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de kötülük olarak zikredilen ne varsa, bunların hepsi Hz. Peygamber Aleyhisselam'dan uzaktır. Çok önemli. Bunu bir hayat düsturu olarak lütfen zihnimize nakşedelim, unutmayalım. Kur'an'da fenalık olarak zikredilen ne varsa bunların hepsi Peygamber aleyhisselam hayatından uzaktır. Niye uzaktır? Çünkü bu ayetleri, Abdülbaki, bu ayetleri insanlar okuyacak olan ve insanlardan bu fenalıklardan kaçınmalarını isteyecek olan kimdir? Allah. Allah'tır da bunu aktaran kim? Peygamberimiz. Hazreti Peygamber aleyhisselam. Bakın şimdi mesela bu falaklara ile ilgili ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüllezine amenu innemel hamru ve meysirum Vel ensabu vel ezlamu en rissun bin ameli şeytan diyor Allah. Değil mi? Şimdi bu ayet-i kerimede Allah içkiden, zinadan, işte faloklarından, şunlardan, bunlardan daha doğrusu bütün fenalıklardan kaçınmayı, temel kötülükleri zikretmek suretiyle bunlardan kaçının diyor. Bu ayet-i kerimeyi insanlara okuyan kim hocam? Efendimiz Aleyhisselam. Resulullah. Bu ne anlama geliyor? Bu ne Kendisi anlamıyor? onlardan beri olacak ki başkalarına bunu nasihatta bulunabilsin. Heh, dolayısıyla az önce söylemiş Hocam. olduğum yere bağlarsak Kur'an-ı Kerim'de fenalık olarak zikredilen ne kadar iş varsa bunların hepsi Hz. Peygamber Aleyhisselam'dan uzaktır. Hocam. Tersini de alalım. Ne kadar güzel şey varsa Hz. Peygamber Aleyhisselam Hep oradan, onda, ne onda, aktardıysa onda buluruz. bunların hepsini Hz. Peygamber Aleyhisselam hayatında buluruz. Arkadaş bir hayat bu kadar mı güzel olur ya? Hocam ben de şey hemen vereceğim. Anlattığıyla yaptığı bu derece bir insan nasıl bunu başarır? Değil mi? Evet. Bu çok önemlidir ya. Hocam size ne oluyor da Kendi yapma, kendi yaptıklarınızı başkana nasıl söylüyorsunuz? Limetakul Lime ma la tefaalun. Kevramakaninillahi. Hocam. Tefailun tefailun. Evet. Peygamber Efendimizin e, Kur'an-ı Kerim'den çelişmediğini söylediniz. Evet. Şimdi daha önceki programlarda az ola olsa değindiğimiz bir konuya değineceğim. Şimdi tam kesin olarak cevaplamadığımız e, <laughs> şey hep yarım kalmıştı. Evet e, ee, Peygamber Efendimiz için hadisleri hakkında, bazı hadisleri hakkında e, birbirleri uyuşmadığı, birbirine aykırı olduğu, çeliştiği gibi bir söylemler var. Bu söylemler doğrusunda Peygamber Efendimizin hadislerine güvenilmediğini, güvenilmez olduğunu söylüyorlar. Böyle bir iddiada bulunuyorlar. Peki bu iddialar hakkında biz ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar ben öncelikle size şunu söyleyeyim. Halil. Hz. Peygamber Aleyhisselam, gerçi sen kendine Halil diyorsun ama olsun ben sana Türkçe usulle Halil diyeyim. Hz. Peygamber Ali Vesselam'ın arkadaşlar sözleri ve fiilleri Kur'an-ı Kerimle uyumlu olduğu gibi kendi içinde de uyumludur. Yani şunu diyemeyiz biz. Peygamber sen bugün A dedi, yarın oldu ya o dündü. Bugün B. Dündü bugün bugün. Bunu diyecek olsa Hazreti Peygamber senin karşısındaki insanlar söyledik az önce. Bunların hepsi akıllı insanlar. Hocam karşısındaki ki... bir kitle var. Dolayısıyla bunlar Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın yapıp ettiklerini sürekli tarasud ediyorlar. Bir de şu var. Arkadaşlar, Hz. Peygamber'in yaşamış olduğu Medine'de münafıklar var. Bu adamlar niye yaşamaya devam ediyorlar Medine'de? Gidemediklerinden. Yani memleketlerini terk etmek istemiyorlar. Ama diğer taraftan da Müslümanların nimetlerinden de yararlanmak istiyorlar. Tamam mı? Ortada bir düzen var, intizam var. Ortada bir sistem kurulmuş, devlet kurulmuş. Ganimet geliyor, vergi geliyor, zekat geliyor. Bunlardan da nasiplenmek için <laughs> biraz istifade edelim anlamında bunlar kimliklerini gizliyorlar. Ama diğer taraftan da diğer taraftan da bunlar Peygamber Aleyhisselam'ın sürekli bir kusurun, bir açığını aramakla meşguller. Ama şimdi biz Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında da böyle bir şey olmadığını esasında Medine toplumu içerisindeki bu münafıklar vesilesiyle de anlayabiliriz. Onlar da bulmuş olsaydı bu müsteşikler gibi inanın bunu ayyuka çıkarıp bizim başımıza başımıza bunu vururlardı ama Allah hamdolsun böyle bir şey söz konusu değil. Bir Hocam. şey diyeceksin gibi. Evet. Hocam, Sana cevap vereceğim yalnız. Hocam, evet. e, şimdi e, biz Hazreti Peygamber'in e, yaptıklarıyla anlattıklarının çelişmediğinden bahsediyoruz. Ama e, bir yandan şu var. E, itiraz bu yönde geliyor. Nesih mevzusu var ya hani evet. sünnette nesih mevzusunda. Hazreti Peygamber'in tedricen e, anlattıkları, uygulamaya geçirdikleri şeyler var. Hazreti Peygamber bir öncekinden vazgeçip bir sonraki kademeye geçmiştir. Bunu nasıl izah edebiliriz? Bu gayet güzel. Sen Rıfai sen söylediğini unuttun ama ben sana hatırlatayım. Sen kabir ile ilgili sen... Ben sen, söyledim şey hocam zaman Rıfai söylemedi ki. Sen örneğini bak. vermiştin bendeniz açıklamasını yapmıştın. Rıfai açıkladı bak Rıfai diye kalmış aklımda. Şimdi Az kardeşlerim. İlk önce mantıken şunu sorayım Halil. Peygamber aleyhisselam yaşamış olduğu dönemde Peygamber aleyhisselam senin de bahsettiğin gibi o nesi uygulamasını yapmak suretiyle önceki uygulamalar tezici olarak değiştirmiştir Peygamber aleyhisselam. Peki bu karşısındaki kitle bunu görmüyor mu? Tabii ki görüyor. Yani Medine'de Hz. Peygamber Sen birkaç örnek vereceğim senin sorunun üzerine. Medine'deki insanlar bunu görüyorlar. Niye Hz. Peygamber aleyhisselama gelip demiyorlar o gün öyle dedin bugün böyle dedin. Çünkü niye bunu demiyorlar? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın nasıl bir yol takip ettiğini ümmeti, Peygamber Aleyhisselam'ın bir medeniyet çizgisiyle yukarıya doğru sürekli taşımaya çalıştığını herkes farkında. Dolayısıyla Peygamberimizin Medine döneminin başlarındaki bir uygulamasıyla 5 yıl geçtikten sonraki Peygamberimizin hükümde yeni bir değişikliğe gitmesinin arasındaki hikmet boyutunu herkes anlıyor. Şimdi bir örnek vereyim sana. Sen o kabir azabını vermiştin. İstersen söz vermiş olayım Rifaya'ya. Sen onu bir kısa, hızlı anlat ama zamanım çok almaz. Çok hızlı söyleyeyim. Ben konuşacağım evet. Vahiy ilk geldiği süreçte Hı. toplumda hala bir takım önceki inançların eserleri kaldığı için kabirlere gitmek eskiye nazaran onlardaki o tapma şeyini uyandıracağından dolayı Peygamber Efendimiz bunu yasaklıyor. Daha sonra bunun ahireti hatırlatacağım ki bizim de inanç esaslarımızdan biridir ahirete Hı. iman. Ölümü hatırlamak hakeza. Ee, bunu tavsiye niteliğinde insanlara, sahabi efendilerimize söylüyor. Tamam. Şimdi ben başka bir örnek vereceğim. Sağ olasın. Rica ederim. Şimdi mesela namazla ilgili uygulamalara bak Halil. Medine döneminin başındaki namaz eda şekliyle Medine döneminin sonundaki eda şekli biraz değişmiştir. Yani neyi kastediyorum? Şunu. İlk başlarda insanlar namaza konuşuyorlar. Yani adamlar İslam'a yeni girmişler, konuşuyorlar, birbirlerine selam falan veriyorlar. Hz. Peygamber sen buna belli bir süreçte bir müdahalesinin söz konusu olmadığını görüyoruz. Ama insanlardaki bu bilinç, dini inanış, bunlar şuur, kanaatler böyle iyice yerleşince Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin artık bunlara müdahale etmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla eğitim sürecinden geçirilen bir toplum var az kardeşler. Hocam pedagojik formasyon mu ya? Ya Hz. Peygamber tam bunun insanıdır esasında. Dolayısıyla sözler arasında şöyle bir farklılık yok. Mesela adam geliyor. Ya Resulullah diyor, ben diyor Allah yolunda cihad etmek istiyorum diyor. Peygamber aleyhisselam ona diyor ki, senin diyor yaşlı annen baban var mı evde diyor. Var diyor. Ona diyor ki Peygamberimiz, senin için en büyük cihad, yaşlı annenin babanın hizmetini görmektir. Bunu diyor Hz. Peygamber. Ama bir başka insan geliyor, bir başka insan geliyor, Hz. Peygamber aleyhisselam onun durumunu göz önünde bulundurmak suretiyle o da mesela cihada katılmak istiyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam ona da diyor ki senin için cihat şöyle bir iyilikte, ihsanda bulunmandır, insanlara yardım etmendir. Sen şimdi şunu diyemezsin. Ya Hazreti Peygamber Aleyhisselam anasına bakmasını en büyük cihat olarak ona gösterdi. Öteki adama da infak etmesini, bir başka insana da ibadetlere düşkün olmasını Hazreti Peygamber Aleyhisselam tavsiye etti. Bunlar arasında bir çelişki söz konusu değil. Bizim buradan alacağımız ders şudur. Esasında Hazreti Peygamber o üç kişiye veya daha fazla insana neler demişse bunların hepsi çok değerlidir. Bir de mukayyet ifadeler. <laughs> Senin için diyor yani. Tabi zaten Hz. Peygamber şimdi şöyle bir şey olabilir mi Halil? Anam baban evde bakıma muhtaç. Belki yemek de yiyemiyorlar. Düşünün eskiden böyle hasta bakım imkanları yok. Sen şimdi onu bırakacaksın. Onun o hizmetini kim görecek? Bir de temizlik ihtiyacı da varsa anlıyor benim demek istediğim seyircilerimiz. Bu durumda ne olacak durumu? O insanın yapması gereken şey nedir? Öncelikle anne, bab anne babasının hizmetini görmesidir. Dolayısıyla bu sözler arasında aziz kardeşlerim bu sözler arasında bir zıttık söz konusu yoktur. Aynı zamanda başka bir örnek daha vereyim sana. Senin o sözünü hatırlattı bana. Mesela Hz. Peygamber aleyhisselam arkadaşlar soruyorlar. insanlar kıyamette ilk neden hesaba çekilecek? Bunlara baktığımız zaman Hz. Peygamber aleyhisselamın Farklı insanlara farklı cevaplar verdiğini görüyoruz. Onlar da gördüğü nakısa gibi. Adam geliyor, ya Resulallah ilk hesaba çekilecek olan şey nedir insan? Diyor ki mesela kul hakkıdır, diyor. Haramlara bulaşmaktır diyor Hazreti Peygamber yiyeyim. Aleyhisselam. Ana babaya işte hesap, bu işler bunları Hazreti Peygamber Aleyhisselam dile getiriyor. Dolayısıyla tavsiye isteyenlere ve durumlarına bakmak suretiyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o insanların daha güzel olmasını arzuladığından dolayı eksiklerini çok tatlı ve kibar bir şekilde dile getirerek ona söylüyor. Dolayısıyla Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bize düşen şey nedir? Bu farklı insanlara söylemiş olduğu bu hususları bir araya getirmek suretiyle Halil'e dedi ki Peygamber Aleyhisselam atıyorum, Halil annene babana iyilik yap. Ona geldi dedi ki, seni şimdi hedefle hocam. Yok başka bir, ona dedi ki, <laughs> Harama bulaşma. Şimdi diyeceğim o adres onu göstersem sıkıntı olacak. Harama bulaşma. Veya bu arkadaşa geldi Hz. Peygamber. Nerede Aman insanların gıybetini yapma. Bunları dedi diyelim mesela. Bize düşen şey nedir Müslüman olarak? Hz. Peygamber'in herkesle ilgili olarak söylemiş olduğu bu usları bir araya getirmek suretiyle iyi bir Müslüman nasıl inşa edilir? Abdülbaki. Bize düşen şey nedir? Bunların hepsini bir araya getirmek suretiyle Saçlarını da kısaltmış gibi geldi bana. Evet. evet. Hocam bir evet. soru da ben sorabilir miyim? Buyur. Aslında benim sorum e, size değil de Hasan'ın sorusunu soranlara. Hani şöyle. İmam Şatibi'nin bir sözü vardır. Der ki Hz. Peygamberin e, kendisi Kur'an'a Hz. Peygamber Kur'an'ı nefsine hakim kılmıştır der. Sözleri, bilgileri ve fiilleri evet. Kur'an'a muvafıktır der. E şimdi aynı şeyi zaten siz burada söylediniz. E, örneklerini verdiniz, anlattınız. Soru şu: ee, bu kadar e, her şey açıkken e, Peygamber Efendimizin sözlerinde nasıl e, çelişki arıyorlar? Gözleri vardır, görmezler; kulakları vardır, işitmezler. Evet, bu sorun cevabını verecek olanlara <laughs> sorun iletilmiştir. Evet. Şimdi Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın sözleriyle fiiller arasındaki uyumlarından biz bahsederken ele almamız gereken temel bir şey daha var. O da nedir? İbadetlerdir. Öncelikle şunu ifade edeyim aziz kardeşlerim değerli seyirciler. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın insanlardan istemiş olduğu farz ibadetler var değil mi? Kurüştuğu evet. işte namazdır, zekattır vesaire. Ama namazla ilgili ilginç bir şey söyleyeceğim size. Aziz seyirciler, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bireysel olarak kendi başına kıldığı tek bir tane farz namaz yoktur. evet anladım. Bu çok önemlidir aziz kardeşlerim. Yani Hocam, düşün, insanlardan namaz kılmalarını istiyorsun ama bu farz olan namazlardan hiçbir tanesini kılmamak bir tarafa bireysel olarak Hazreti Peygamber'in kıldığı vaki değil. Sahabi efendilerimiz bir kişi cemaate gelmediği zaman hasta ziyaretine giderlermiş. Kardeşim sana nasıl bir evet. musibet, nasıl bir bela geldi de cemaatle namazdan uzak. uzak kaldın. Şimdi hatta Hazreti Peygamber sen bir yolculuk sırasında arkadaşlar Mesela Bilal Habeşi peygamberimiz nöbete bırakıyor. Geliyorlar yolculuktan yorgun, argın. Yola devam edemiyorlar. Biraz dinlenelim diyorlar Hazreti Peygamber. Yatıyorlar. Bilal Habeşi de genç olduğu için peygamberimiz diyor ki nöbet sende diyor. Fakat nöbeti bırakıyor Bilal Habeşi ama Bilal Habeşi herkes uyuduktan sonra bakıyor ki herkes yatıyor, uyuyor. O da o moda geçiyor arkadaşlar. O da uyuyor. Tam böyle tam bu halde falan geçiyor bu hadis. Kütüb sit hadisidir. Tam böyle güneş bunlar alınlarına vurunca muhtemelen saat hani bugün hesabıyla 9-10 gibi olunca böyle bir kalkıyorlar. Tabi sabah namazı gitmiş. Hz. Peygamber aleyhisselam Bilal'a diyor ki ya biz seni nöbetçi bıraktık sen ne yaptın? Ya Resulallah diyor uyku diyor bana ağır geldi diyor ben de uyumuşum diyor. Bunun üzerine bakın sabah namazı kaçırılıyor. Hz. Peygamber aleyhisselam bunun üzerine diyor ki burası bize yaramadı diyor. Kalkın buradan gidiyoruz diyor. Toplanıyorlar arkadaşlar. Tekrardan yola gidiyorlar. Belli bir mesafe gittikten sonra ortamı değiştirdikten sonra Peygamber aleyhisselam burada diyor sabah namazını kılacağız. Yine nasıl ama? Cemaatle. Yine, yine cemaatle. Şimdi buna da ben işte Hz. Peygamber ben aleyhisselamın Hz. Peygamber aleyhisselamın sözleriyle fiiller arasındaki uyum noktasında ben bunu söylüyorum. Sen örneğe sakla sana söz vereceğim. Şimdi buna baktığımız zaman Peygamber Aleyhisselam ümmetten ne istiyorsa fazlasını bir kere kendisi hayatında tatbik ediyor. Az kardeşlerim oruçla ilgili bakın Recep Şaban Ramazan değil mi Recep Şaban Ramazan üç aylar. Üç aylar. Sonrasında gelen ay Şevval. Şevval. Şimdi buna da önemli bir şey diyeceğim size. Hazreti Peygamber mesela Ali Vesselam Ramazan orucunu Kur'an-ı Kerim'de de Kütüba alaikumus Sıyaamı Kemal Kütübe min kavablikum ne alaikum ayette orucunun farz olduğu belli. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu orucun yanında Ramazan'a hazırlık olması babında sanki böyle bir amaçla, öyle yorumluyorum ben. Peygamber Aleyhisselam'ın Recep ayında biraz oruç tuttuğunu, sonra Şaban ayında, Ramazan'dan sonra en fazla orucu tuttuğu ay olan Şaban ayında yine oruç tuttuğunu görürüz Peygamber Aleyhisselam'ın. Sadece Ramazan'la yetinmiyor Peygamberimiz. Ramazan bittikten sonra da, şevvalden Ramazan bittikten gün. sonra da Şevval'den kaç gün? 6 gün. 6 gün Aleyhisselatü Vesselam'ın sanki oruçla Ramazan'ı yolcu ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman ibadet dünyasına, Hazreti Peygamber'in ibadet dünyasına baktığımızda insanlardan istemiş olduğu şeyi ziyadesiyle kendi hayatına tatbik ettiğini görüyoruz. Hatta ben şöyle bir şey diyorum arkadaşlar arada bir, size de belki derslerde söylemişimdir. Bana sorarsan Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın mesela nübüvvetiyle ilgili, peygamber olduğuyla ilgili olarak işte bana birkaç tane madde say derseniz ben bunların içerisinde Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın evdeki dini yaşantısını mutlaka koyuyorum. Bakınız. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın evdeki dini yaşantısını mutlaka Peygamberimizin nübüvvetin alametlerinden biri olarak koyuyorum. Niye? Hz. Peygamber Aleyhisselam gerçekten Allah'ın elçisi olmamış olsaydı, bugün işte çok yorulduk, millete anlattık bir şeyler, bugünkü kazancımız iyi oldu diyerek Peygamber Aleyhisselam kapıdan içeri girdiği zaman yatıp kafayı vururdu, uyurdu. Ya da nasıl olsa peygamber etrafında var taht-ı saltanata kavuşurdu. Ama biz ne görüyoruz? Hz. Peygamber aleyhisselamın ev içindeki ibadet dünyası arkadaşlar dışarıdakinden daha yoğun. Hz. Ayşe validemiz Allah onlara razı olsun bunları bize aktarmak suretiyle Peygamber aleyhisselamın ev içerisindeki dini yaşantısının ne kadar yoğun olduğunu bize gösterdi. Bu esasında bizim konumuzla ilgili olan tarafı nedir? Peygamber aleyhisselam ne dediyse insanlara bir kere bunu kendisi hayatında tatbik etti. Bir de bunun üzerine koydu arkadaşlar. Hatta bizim fıkıh kitaplarında şöyle der. Peygamber Aleyhisselam teheccüd namazını kaçırmadığı için bunun Peygamber Aleyhisselam'a has ümmete değil. Farz. Peygamber Aleyhisselam'a has farzlardan olma ihtimali de vardır diyor. Bizim fıkıh kitapları. Yani insanlardan bunu zorunlu olarak istemiyor Hazreti Peygamber. Ama kendisi bunu sürekli kıldığı için, bırakmadığı için pazartesi, perşembe orucu da buna dahil edilebilir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ibadet yükünün aziz diğer Müslümanlara göre çok daha fazla olduğunu, görev yükünün daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu da aleyhisselamın kendi inancıyla getirmiş olduğu dinle ne kadar örtüşük ve barışık olduğunu göstermektedir. Bir şey mi diyeceksin? Ben de bir örnek verecektim hocam. Ver sen de eksik kalma. Evet. <laughs> eksik kalmayayım, evet. yanlış hatırlamıyorsam tabi. Evet. Ee, Peygamber efendimiz hasta oldu, hani namazla alakalı konuşmuştuk hani hiçbir ibadet kaçırmadığını. Ee, hasta olduğunda dahi ee, imamlık yapamayacağım sadece bir kere imamlığı bırakmış, onu da Hazreti Ebubeki're Bekir'e bırakmıştı. O halde bile namazdan geri kaç kaçmamıştı yani orada ben beraber cemaatle beraber namazını eda etmişti yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel hatırlıyorsun. Ee, Hz. Peygamber Aleyhisselam imameti bazen bıraktığı durumlar oluyor. Şöyle, az seyirciler. Bir örnekte benim var, bana da söz verir misiniz sonra? <laughs> ben şunu bir bitireyim ondan sonra <laughs> tamam. istersen. Yarım söze girdim ya. Ders biteceksin. Hz. Peygamber Aleyhisselamın, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın. Bazen cemaate imamlı yapamadığı durumlar oluyor. Şöyle. Şimdi peygamber sen bir taraftan peygamber, diğer taraftan da devletin başkanı olduğu için Medine'nin civarında banliyöler var. Yerleşim yerler, mahalleler. Buralarda bazen sorunlar çıkıyor. Sorunlar çıkınca peygamber sen oralara müdahale etmeye gidince ister istemez ezan okununca bazen mesela rivayetlerde geçiyor. Peygamber selam tam böyle namaza başlanacağı zaman geldiği. İki kabile birbirle çarpışıyor mesela. Çözemiyorlar problemi. Peygamber Efendimiz gidiyor müdahale ediyor. Tabi o anda ezan falan okunmuş oluyor. Bu sen Hazreti Peygamber Efendimiz orada olmamış olabiliyor. O seni bahsettiğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kıymetli kardeşlerim son dönemi vefatından önceki son dönemi Peygamberimizin hakikaten ateşli hastalık içerisinde kıvrandığı adeta hayattan koptuğu bir dönemdir. Peygamber selam namazlara gelemiyor. Peygamberimizin yerine imamete kim bakıyor? Senin de dediğin gibi Hz. Ebu Bekir bakıyor. Ama bir ara iyileşmiş gibi oluyor. Burası çok önemli ya. Burası çok önemli. Peygamber kendisine böyle bir hafiflik hissediyor. O kadar ateşli ki arkadaşlar leğeni koyuyorlar. Hz. Aisha annemiz anlatıyor. Leğeni koyuyorlar az seyirciler. Peygamber Aleyhisselam içine oturuyor. Suyu üzerine döküyorlar Peygamberimizin Aleyhisselam. O ateşi biraz gitsin diye. Daha sonra ikinci bir leğen getiriyorlar. Sonra o leğendeki suyu tekrardan üzerine boşaltıyorlar. Tabi musluk falan su olmadığı için o suyla Peygamber aleyhisselam böyle birkaç kere rahatlatmaya, dinlendirmeye çalışıyorlar. İşte bu ateşli döneminde Hz. Peygamber sen bir ara kendisine böyle bir hafiflik hissediyor. Beni diyor camiye çıkarın diyor. Tam da namaz vakti. Bu da çok hoş. Yani bu Hz. Peygamber aleyhisselamın cemaate, namaza, ibadete, kulluğa vermiş olduğu önemi anlatıyor. Şimdi tam da böyle Farza duruluyor, tamam mı? Hazreti Peygamber Aleyhisselam kollarına giriyorlar Aziz kardeşim. Ta Peygamberimiz ayaklar üzerine basamadığı için sürükleyerek götürüyorlar Peygamberimizi. Ayaklarına basamıyor, böyle sürüklüyorlar Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı. Bunu Hazreti Anşa, Anne'miz anlatıyor. Tabi Hazreti Peygamber'i götürünce cemaat Hazreti Peygamber'in geldiğini görünce Hazreti Ebu Bekir uyarmaya başlıyorlar. Subhanallah diyorlar. Hazreti Ebubekir Efendimizin de bir huyu var. Namazda asla sağa sola bakmıyor. Asla. Sağa sola bakmıyor. Ama cemaat hepsi böyle Subhanallah Subhanallah deyince bir anormal durum var diyor kendi kendine. Şöyle bir geri dönüyor. Bir ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam getirmişler. Ön safa koymuşlar, otutturmuşlar. Onu görünce Hazreti Ebubekir böyle geri geri gelmek istiyor. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam ona en ümküt mekanı yani yerinde dur anlamında bir işaret yapıyor ve namazı Hazreti Ebu Ebubekir kıldırıyor. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu derece ibadetlere anlattığıyla, anlattığıyla arkadaşlar söylediğiyle yaşantısı o derece örtüşük olan bir insandı. Şey diyecektin sadece. Evet. aynı bağlamda benim de aklıma şuradan geldi. Siz dediniz ki Peygamber Efendimiz bir şey söylediğinde önce kendisi yapardı dediniz. Um, umman Ummam Meliki. Umman Meli Meliki, e, meliki Culendaya Peygamber Efendimiz e, am Amr bin As'ı elçi olarak gönderiyor. İkilinin konuşmalarından sonra e, Cülenda'nın ifadeleri şöyle. Hepsi aklımda değil sadece başı aklımda konuyla ilgili yer. Evet. Diyor ki e, ben o ümmi peygamberin hak elçi olduğunu şuradan anladım diyor. Hayrı emreder önce kendisi evet. yapar. Şerden nehyeder yani yasaklar ve önce kendisi uzak durur diyor. Benim aklıma da bu geldi. Çok güzel. Cülenda Uman Meliki'ydi. Doğru bir şey o. Umam Melik Hz. Peygamber Aleyhisselam sonradan tarif ediyor tamam mı? Hz. Peygamber nasıl bir insan diyor. Bu kadar diyor ahlaklı, dürüst, anlattığıyla fiili bu derece uyumlu olan bir insan en sonunda şöyle diyor Safa ben onun diyor Allah'ın Resulü olduğuna iman ederim diyor. Yani Hz. Peygamber'in sözleri, fiilleriyle bir tarttıktan sonra ona iman ettiğini ortaya koyuyor. Bütün bunları zamanımıza daralıyor tabi. Bir araya getirdiğiniz zaman şunu görüyoruz. Hz. Peygamber Aleyhisselam hayatında asla bir isyan, Bakınız. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatın asla dünyalık peşinde koşarak ümmeti kendisine tercih etmesi. Kendisini ümmete tercih etmesi. Asla söz konusu değil. Hatta çok ilginçtir. Hevazin diye bir sefere gidiyor Hz. Peygamber Aleyhisselam. Çok büyük ganimetler elde ediliyor az kardeşlerim. Onlar Hz. Peygamber Aleyhisselam Müslümanlar arasında taksim ediyor. Kendisini oradan bir şey almıyor. Hatta çok ilginçtir. Hz. Peygamber Aleyhisselam mutfağını anlatıyor Hz. Ayşe annemiz. Yani hakikaten acınacak bir durumdur peygamberimizin ile ilgili. Hurma. Hurma olayı var bir tanesi çok ilginçtir. Hazreti Ayşe'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki Hazreti Peygamber'in evinde diyor iki tane siyah yan yana gelmemiştir diyor. İki siyah derken şunu kastediyor. Bir hurma, hurma. iki buğday ekmeği. Hah buğday ekmeği, esmer buğday esmer, ekmeği, buğday. esmer buğday ekmeği. İkisi yan yana gelmemiştir. Yani gelmiştir de bu karnımız bunu ikisinden yan yana yemek suretiyle doymamıştır diyor. az seyirciler bir gün Hazreti Ayşe evdeyken bir kadın geliyor. Kadın geliyor. Hz. Ayşe validemiz kapıya çıkıyor. Kadının durumuna bir bakıyor. Kadın hakikaten böyle pejmürde böyle çok böyle yırtık pırtık elbiseler giymiş. Elinde de iki tane çocuk var. Tutuyor çocukları. Hz. Ayşe validemiz onun bir ihtiyacı olduğunu anlıyor ama yine de diyor ki buyurun diyor. Kadıncağız diyor ki açlıktan ölecek durumdayız diyor. Ya Bir şeyler var mı diyor bize ikram edebileceğiniz bir şey var mı diyor. Hazreti Ayşe Validemiz hemen içeri koşuyor. Bakıyor ki bir sahanda üç tane hurma var. Kadın ve iki çocuğu. Hemen getiriyor hurmaları. Kadın caze veriyor. Kadın bir tanesini birine, diğerini de diğer çocuğuna veriyor. Bir tanesini de kendine alıyor. Onu da kendisi yemek için. Fakat çocuklar hemen hurmalar yiyince gözlerini dikiyorlar anaların elindeki hurmaya. Tabi ana bakıyor. Ana yüreğe bu sonuçta tabi. Onlar ona bir bakar ki yemesi... Heh. O bir tane hurmayı onlara pay ediyor tekrardan. Sonra da dua edip gidiyor. Hz. Peygamber Aleyhisselam eve geliyor sonradan. Hz. Ayşe validemize ki bu hüznü görünce aziz kardeşlerim değerli seyirciler soruyor onlara ne oldu diyor Hz. Ayşe. Hz. Ayşe validemiz de onu anlatıyor. Hz. Peygamber Aleyhisselam da ona ana yüreğinin çocuklara karşı ne kadar şefkatli olduğundan bahsediyor. Bu bize neyi gösteriyor? Hz. Peygamber Aleyhisselam bütün hayatını anlattıklarını bütün yaşantılarını bir araya getirip topladığımız zaman kesinlikle dört dörtlük uyumlu, söylediği ile eylemi birbirle çelişmeyen bir insan ile karşı karşıya olduğumuzu hepimiz görürüz. Ay seyirciler şunu unutmayın bakınız. Hz. Peygamber Aleyhisselam ile ashabı arasındaki iletişimin kökeninde sevgi var. Sevgi. Bu kadar insan Hz. Peygamber Aleyhisselam nasıl kendisine ümmet eyledi? Çünkü Peygamberimiz yaşadığıyla, söylediğiyle öyle bir yaşantı ortaya koydu ki ve insanlarla o kadar güzel bir iletişim gerçekleştirdi ki karşısındaki insanlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i gönülden sevdiler, az sevciler. Hz. Ömer Efendimiz ve bazı insanların Peygamber Aleyhisselam vefat ettikten sonra onun ölmesini, vefat etmesini kabul edemeyişleri, yani kabul edemiyorlar, tahayyül edemiyorlar ve yüreklerine oturmuş. bunu kökende nedir yatan Hazreti Peygamber Aleyhisselam olan bağlılıklardır. Dolayısıyla şunu derseniz, Peygamber Aleyhisselam 23 yıl gibi kısa bir sürede Arabistan coğrafyasını nasıl dönüştürdü? Okuma yazmayı bilmeyen, tahareti bile affedersiniz özür dileyerek, tahareti bile bilmeyen insanları nasıl dönüştürdü de bunlar dünyayı fetheden, dünyayı fetheden, İslam'ın bayrağını, sancağını her tarafa ulaştıran insanlar haline geldiler diye soracak olursanız, bunun kökeninde Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ortaya koymuş olduğu din, Kur'an ve bu Kur'an'la uyumlu olan Peygamberimizin sözlerinin ve fiillerinin birebir örtüşmesidir. Üçü bir araya geldiği zaman, üçü bir araya geldiği zaman eğer bir insanın kalbi katılaşmış değilse Hz. Peygamber aleyhisselama uymak dışında bir yolu yoktur. Bize düşen şey de budur aziz kardeşlerim. Anlattığımızda yaşantımız kesinlikle birbiriyle örtüşük olması lazım ve İslam'ı tebliğ etmenin temel noktası da budur. Bizim Rabbimizden niyazımız, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hakkıyla tabi olan, onun yolundan ayrılmayan, onun için ümmet olmak için çabalayan güzel kullardan olmamız ve bu uğurda güzel çocuklar yetiştirebilmemizdir. Allah hepimizi bu dinine hizmetkar eylesin. Aleyhi. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum, hoşça kalın.